Yaşa. Çok teşekkür ederim Deniz Bey. Şimdi önce bir kere neden ben diye başlamak istiyorum. Yani Deniz bunu önerdiğinde ben biliyordum niye beni buraya çağırdın ama siz bilmiyor olabilirsiniz ve haklısınız. Ben yaklaşık 30 yıllık gazeteciyim. Bunun 12-13 yılı Ankara'da geçti. Kalan bölümü de yurt dışında ve İstanbul'da geçti. Yapmadığım iş kalmadı diyebilirim yani meslekte. Yani stajyer muhabir olarak başladığım Hürriyet'te, şimdi genel yönetmeniyim. Aralarda bir yerlerde ekonomi servisi yönettim, Ankara bürosu yönettim. Yurt dışında Bonn'da gazetecilik yaptım. Savaş bölgelerinde gazetecilik yaptım. Yazarlık yaptım. CNN Türk'ün, işte biraz önce Alp konuştu size, kuruluş kadrosundayım. Haber koordinatörlüğü yaptım. Ankara mümessilliği yaptım. Son olarak da bu işi yapıyorum. Buradan da zaten emekli olacağım ve bir daha da medyada çalışmayacağım. Çünkü size tavsiyem, genç arkadaşlar özellikle, bir hedef koyun. O hedefi daha sonra murdar etmeyin. Yani hedef ulaştığınız zaman artık orasıdır. Ondan sonrası yokuş aşağıdır. Onu bilin, ona göre yaşayın. Şimdi bu kısa girizgahtan sonra ikinci düzeltmeyi yapmam lazım. O da niye Ankara gazeteciliği? Ankara gazeteciliği değil aslında. Başkent gazeteciliği bizim bahsettiğimiz. Dünyanın her yerindeki başkentler birbirine benzer. Washington'da da gittiğin zaman benim türümde adamlarla karşılaşırsınız. Berlin'e gittiğin zaman da öyle. Paris'e gittiğin zaman da öyle. Şam'a gittiğinizde de öyle. İnanın. Yani birbirimizi iyi anlarız biz. Başkent gazetecileri. Yani aynı dili konuşuruz. Aynı güç oyununu oynarız. Çok kısa, 45 dakikam var. Size anlatacağım. 15 dakikada soru cevap yapacağız. Geçmiş tecrübelerim bana gösterdi ki cevaplar ne kadar kısa olsa da sorular o ölçüde uzun oluyor. Sizin zamanınız yani. Ben bu 45 dakikayı kullanırken size sorularınızı biraz daha kısaltmayı deneyin. İyi bir pratik olur. Çünkü unutmayın ki mesleğin elifbesi odur. Soruyu doğru sorarsan cevabı da doğru alırsın. Bir örnek. Neden geri bırakıldık sorusunun benim kafamda hiçbir karşılığı yoktur. Kime soracaksın bunu? Niye samimi olarak cevaplasın? Neden geri kaldık diye sorduğun zaman o zaman konuşacak bir şeyler oluyor. Hayatta. Çünkü parmağınız kendinizi gösteriyor. O yüzden doğru soru en önemli şey. Yine o yüzden başkent gazeteciliği diye düzelttim. Başka bir sebebi yok. Peki başkent gazeteciliğinin dünyadaki örneklerini başka bir arkadaş anlatabilir. Ben Türkiye'deki örneklerini anlatacaksam o zaman önce neden başkent gazeteciliği ve neden başkent gazeteciliği bazı dönemlerde yükselir, bazı dönemlerde geriler. Onu anlamanızda yarar var. Önce o girizgahla başlayalım. Şimdi bakın ben mesleğe başladığımda gazeteler 12 sayfa kadar çıkan, bu 12 sayfanın talihli olanları reklam alan, talihsiz olanları sadece satış fiyatıyla yaşayabilen mefkurelerdi. Bu da şu demek, 75 kuruşu üretiyorsun, 1 liraya satıyorsun. Ne reklamla alakan var, ne siyasetçiyle alakan var. Güzel bir cinayet geldiği zaman ki, vurguya dikkat buyurun, güzel bir cinayet.
Çok satıyorsun. İstanbul'un Toros canavarı, Üsküdar kasabı vesaire gibi haberlerle işte işi görüyorsun. Başkaları da işte Demirel şunu yaptı, öteki bunu yaptı diyerek aynı işi görüyor. Satıyor, gidiyor. Fakat bu denklemin içinde bilinmeyen bir şey vardı. Bu arada önden size şunları dağıtacağım. Bu benim şu anda yönettiğim gazetenin görsel değişimi. Böyle başlamış. 20 sene sonra bu hale gelmiş. 40 senede buraya gelmiş. 60. senede bu. Böyle bir önden dolaştırın isterseniz. Buyurun. Nereden nereye geliyor? Bunu aklınıza koyun. Çünkü şimdi anlatacağım olayla çok ilgili. Şu görsellikteki değişim. Onun arkasında bir teknoloji yatıyor. O da para demek. Benim bahsettiğim gazeteler satış fiyatı ile maliyeti arasındaki farktan kazanan gazetelerdi. Rahmetli Turgut Özal geldi, bunu değiştirdi. Kağıt subvansiyonu vardı bu işin arkasında. Yani 12 sayfalık gazete aslında 75 kuruşa çıkmıyordu. 1 lira 25 kuruşa çıkıyordu. Ama 75 kuruşa çıkacak şekilde bir subvansiyon uygulandığı için SEKA'da biz bunları 1 liraya satma imkanına sahiptik. Turgut Bey kağıt fiyatlarını artırınca bütün gazete patronlarının önünde çok basit bir seçenekli soru kaldı. Ne yapacağız? 1 lira 25 kuruşu üretiyorsan yapabileceğin en iyi işi 1 lira 25 kuruşun üstüne çıkarmak satış fiyatını. E bu ne olacak? Satışların düşmesi demek. Peki ilan almak, yani bilmediğimiz iş değil ama ilan aldığın zaman hangi gazeteyi hangi sayfasını alacaksın? 12 sayfa, bunun sadece 4 sayfası renkli. Yani 1. 2. 11. ve 12. sayfası. Para kazanamayacaksın. Demek ki hem satışı artıracaksın, hem gazeteyi kalınlaştıracaksın ilan olarak. Hem de satış fiyatını biraz arttırıp bir yeni dengeye gideceksin. İşte bu yeni dengenin kurulması 1984 yılıyla 2001 yılı arasında geçen Ankara gazeteciliği menkıbesini çıkarttı. Nedir yani bu? Bu dönemde bankalara kredi için başvuran gazete patronları oldu. Dış kredi arayan gazete patronları oldu. Yoğun teknoloji transferi başlatan gazete patronları oldu. Promosyon denen meseleyi ilk defa gündeme getiren gazete patronları oldu. Neden? Promosyonla daha fazla satıyorsun. Teknolojiyle daha uzun, daha kalın bir gazeteyi daha çabuk basıyorsun. Tamam? Ve içine daha fazla ilan alıyorsun. Daha fazla renkli sayfa yaratıyorsun. Bunların içinde kredi ihtiyacın var. Fakat demin söylediğim gibi yani genellikle bir kasa bir masa şirketlerden oluştuğu zaman o dönemin babalisi bunun için özel bankalar pek yanaşmadı finansmanına. Ve kamu bankaları üzerinden yapıldı bu finansman. Kamu bankaları da malum siyasi otoriteye bağlı. O yüzden nitelikli okur diye benim dalga geçtiğim bir okur çıktı. Bir kişi okusa yeter, o da başbakan. Bunu herhangi bir başbakan için söylemiyorum. Herhangi bir belediye başkanı için de söylemiyorum. Bir kişiye dönük yani derdin neyse ona dönük bir gazete hazırlama gibi enayice bir işe girişti Türk Matbuatı. Onun neticesinde de işte Ankara gazeteciliğinin yükseldiği, kirlendiği ve yavaş yavaş çöktüğü bir dönem yaşandı. Bu kısa girizgah. Peki Ankara gazetecisi nedir, ne değildir? Onu da tartışalım isterseniz. Ankara gazetecisi önce neyinden tanınır? Ankara'dan tanınır. Ya Ankara gazeteciliği binalarla yapılır. Maliye binası, Başbakanlık binası, Savunma Bakanlığı binası, Genelkurmay binası, Türkiye İstatistik Kurumu binası. Anladın mı? Bunların her biri benim kafamda birer binadır. Gri, büyük, kalın. Kimisi Cumhuriyet'in ilk günlerinin böyle mimari özelliğini taşır. Kimisi modern ve aptal binalardır, hantal binalardır. Fakat her binada benim Ankara temsil olarak bir kaynağı, bir de muhabirim vardır. Ben binaya adam atarım. Maliye muhabirim olur benim. Anladın mı? Başbakanlık muhabirim olur. Cumhurbaşkanlığı değil, Çankaya muhabirim olur. Bilmem anlatabilir miyim? Yani önce bir kere binalar vardır. O binaların içindeki adamlarla temasa geçirmesi ve o binaları sık sık ziyaret yapılması. İş takip eder gibi gidip onların yanına oturup çayını kahvesini içip muhabbetini edip hatta tercihen onlarla birlikte yöneticilerin vesairenin dedikodusu yapmakla başlar Ankara.
İkincisi kılık kıyafettir. Ankara muhabirini birbirine tanıtan yurt dışında odur. Hepiniz burada maşallah gayet serbest giyiniyorsunuz. Ankara muhabiri olsaydınız hiç değilse bir kravat takardınız. Kravat bizi ele verir. Kravatlığınızdan birbirimizi tanırız. Yani Şam'a gittiğinde de kravatlı birini görüyorsan onun Şam muhabiridir. Yani eğer bulüjine gezen biri ise Halep'ten falan gelmiştir, ne bileyim. Onun gibi. İkincisi kıyafetidir ve kıyafetin de renk tonu önemlidir. Yani Ankara'da mesela kırmızı ceket, sarı ceket, Mehmet Ali Brandt'tan bahsediyorum yani yoktur. Gridir Ankara'nın rengi, ona uygun giyinirsin. Siyah giyersin, gri giyersin falan filan. Anladın mı? Çok fazla marka giymezsin, çok fazla elini göstermezsin. Hep diska, yani hep böyle kamufle vaziyette yaşarsın. Yani gazetecisin ama kimliksizliğini veren, kimliksiz olduğunu gösteren şekilde giyinip davranma ve ona yakında bir üslupla konuşma zorunluluğunu beraberine getirir. Çok enayisi Ankara gazetecisinin Sayın Başbakanım der mesela. Yani kendi, çünkü niye yanında gezdiği adamlar başbakanım der. Çünkü onların başbakanıdır o. Memurun başbakanıdır, gazetecinin değildir. Ama ayrımına varamazsa o da öyle der. Bazen televizyonlarda izlerseniz açık oturumda şunu bunu görürsünüz o tip saçmalıkları. Veya sonradan Ankaralılığa özenen abilerimiz de yapar onu. Üçüncüsü yakınlık faktörü. Ben çıktım az daha geç kalıyordum buraya. Yani gazeteden buraya gelmem benim 1,5 saat falan sürdü. Aynı şehrin içinde bir yakadan bir yakaya geçip sizlerle buluşmaya çalışırken geç kalma tehlikesi yaşadım. Ama sabah Ankara bürosu nerede olursa olsun yani Taraf Gazetesi'nin olabilir, Star Gazetesi'nin olabilir, Hürriyet'in olabilir, Milliyet'in olabilir. Çıkıp da Maliye Bakanlığı'na ulaşması 10 dakikadır. Daha da önemlisi sadece bu fiziki yakınlık değil. Ankara'da yaşam alanları da başkentlerde birbirine çok yakındır. Bu sefer Ankara'dan bahsedeyim. Yani Londra'yı falan söylemeyelim ama. Yani Ankara gazeteciliğim müddetince caz kulübünde MİT müsteşarıyla da yan yana oturdum. Kebapçıda Maliye Bakanı'yla da yemek yedim istemeden. Tesadüf ettik. Anladın mı? Yani dolayısıyla bir aidiyet hissi, bir yakınlık hissi kendiliğinden doğar. Neymiş yani? Sabah binaya gidiyorsun, adam gibi giyinmişsin. O adam gibi veya o kadın gibi giyinmişsin. Onunla çayını kahveni içiyorsun. Kıyafetle yadırganmıyorsun. Lafınla yadırganmıyorsun. Bir saatten sonra sosyalleşmeniz bile birbirine benzemeye başlıyor. Ve onlardan biri oluyorsun. En iyi Ankara muhabiri, en iyi Ankara gazetecisi onlardan biri olan gazetecidir. Onlar gibi yaşayan, onlar gibi düşünen, onlar gibi yazan veya televizyonda konuşan. O yüzden de haberlerin nevi türü değişir. Bakın. Şu haber ancak söylediğim vasıflarda birisi tarafından yazılabilirdi. Johnson mektubu. Sizin yaşınızdan çoğunuzun yaşından, bayağı çoğunuzun, tamamınızın yaşından eski bir haberden bahsediyorum ben. Bu haber Türkiye Cumhuriyeti'ne 1963 senesine doğru hatırlıyorsam, 13 Ocak'ta Cüneyt Arcıörek tarafından gündeme getirildi. Türkiye Cumhuriyeti o tarihte adadaki Rumlar bazı Türk yerlerine basarak bizim katliam olarak tanımladığımız ve doğrusu da benim şahsi kanaatim ama sizi etkilemek istemiyorum, katliam yapmışlardı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti de adaya müdahale etmek istedi. Adaya müdahale etmeye çalışırken Johnson bir mektup yazdı o zamanki Amerikan Başkanı. Türkiye'deki muhatabı olan İsmet İnönü'ye, eğer siz bu gemileri gönderirseniz karşınıza 6. filoyu bulursunuz diyor. Bu haberi o tarihte veremedi hiçbir gazete. Fakat aradan zaman geçti. Demirel hükümeti zamanında, İsmet İnönü hükümeti bozuldu. Yerine Adalet Partisi'nin Demirel hükümeti kuruldu. O tarihte muhtemelen Demirel'e yakınlığıyla tanınan Cüneyt Arcıörek, tabii ki asla yani gırtlağını kessen söylemez ama o yakınlığın neticesinde bu haberi aldı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni benim hatırladığım 20 yıl falan ilgilendirdi bu haber. Türkiye-Amerika ilişkilerinde inanılmaz tahribat yarattı, inanılmaz güvensizlik yarattı. Türkiye'deki sol hareketin beslenmesinde çok 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 önemli oldu. Bu bir örnektir. Yani bu kadar derin bir haber alınmaz, verilir. Onun için orada olman lazım, onlar gibi olman lazım, onların güvenini kazanman ve nasıl yazacağını da bilmeleri lazım. İkincisi, şu tür haberler yapılabilir. Size bıyıklı bir Ertuğrul Özkök gösteriyorum şu anda. Onun tarihine bakalım. 1900,
Herhalde 88 falan olmalı. Çünkü logo değişmemiş. Hürriyet'in logosu eski logomuz bizim. Sarı logo. Bıyıklı olan Ertuğrul Özkök de Ankara'dan Çernobil santralındaki patlama neticelerini yerinde haberleştirmek için Rus Büyükelçiliğinden vize alabiliyor ve izin alabiliyor. Bu tür ilişkiler ona da yarıyor. Yani bunu bir İstanbul gazetesi çok daha zor yapar. Çünkü konsolosluk üzerinden böyle bir ilişki kurmak, gitmek, etmek falan filan mümkün değil demiyorum. Ama bu tür mesela sadece iç değil, demin gösterdiğim ise iç kaynaklı bir haberdi. Yani Amerikalılar mektup yazmış, devletin arşivinde. Herkes üstünü örtmüş, bir sene sonra birisi çıkarıyor, sana veriyor. Birinci örneğimde. İkinci örneğimde Ankara merkezi, Ankara bazlı bir arkadaşımızın, bir meslektaşımızın yurt dışında da benzer bir başarıyı Ankara'daki ilişkileriyle kurmasını örnek göstermek istedim. Yine bir başka Cüneyt Acıyürek klasiği, Kıbrıs Harekatı. Türkiye tarihindeki ilk, yani benim gazetecilik dönemimdeki ilk ve son sıcak savaş. Ve gördüğün gibi Girne'den geliyorum. Ankara'dan gidiyorum tabii. Ben öyle okuyorum bunu. Genelkurmay ilişkileri, şu su, bu su. Bir gazeteci götürülecekse, bu Ankaralı olacaktır. Ankara'daki en parlak adamı götürecektir. En fazla satan gazetenin en parlak adamını götürecektir. Bunu alın. Buradaki şahısları tanıyanlara da şey ödül vereceğim. Bu da yine Demir Çernobil gibi. Benim de bir Irak maceram var. Bağdat Savaşı maceram var. Onu da getirdim. Ben de tamamen Ankara kaynaklı gittim. O zaman Ankara'daydım. 2-3 ay şeyde Bağdat'ta takıldık o zamanlar. 91. Şimdi buraya kadar böyle. Ankara gazeteciliğinin hakim olduğu gazetecilik tarzı dediğim gibi 1980'lerde ve 1990'larda çok yoğundu. 2000'lerde pek o kadar değil. Yani 2000'lerde devletin yeniden yapılanması aşağı yukarı 80 kararlarının ardından iktisadi ve siyasi yapılanması tamamlanmıştı. O yüzden Ankara gazeteciliğinde böyle müthiş hükümetleri etkileme gücü veya hükümetlerin gazete patronlarını zengin etme veya batırma gücü o kadar da fazla değil. Bir iki tane tabii istisna yeni yaşadık, ayrı konu da. Onlar da bizim konumuz olmasın bugünlük. Fakat kaçınılmaz olarak iktidar duygusu yaratır Ankara gazeteciliği. Kapılmaması gereken tek şeydir. İlhami Soysal diye bizim bir mesleki büyüğümüz vardı. Belki adını duymuş olanlarınız vardır. O derdi ki başbakanla cumhurbaşkanı ile gezmek seni yanıltmasın. Sen ne başbakansın ne cumhurbaşkanısın. Sen salak bir gazetecisin, o kadar. Bunu sakın unutma. Ama unutma eğilimindeyizdir biz. Genellikle Ankara gazeteciliği yapmış arkadaşlar. Bir yerden sonra da aslında eğer ben CHP muhabiriysem şöyle düşün ki gelecek seçimde CHP kazanırsa ben başbakan muhabiri olacağım. Bu demek ki başbakan uçağına ben bineceğim, işte gezeceğim, dolaşacağım. Daha iyi haberlere ulaşacağım. Bir süre sonra bir aidiyet hissi de oluşur. Yani bunda yani gide gele odun değil kimse. Yani bir duygusal bir şey yaşanıyor ve bundan etkilenir. AKP'ye bakan AKP'li olur, CHP'ye bakan CHP'li olur biraz. Anladın mı? Yani bu da böyledir. Çok fazla yani gazetenin fıtratına da bağlıdır o biraz. Gazete merkez bir gazeteyse, yani BDP'li olması zordur. MHP'li olması da biraz zordur ama geri kalan tayf içinde, renk içinde, siyasi ve bürokrasi içinde taraf tutana rastlanır. İşte bu hastalık neticesine varırsa kavgalar başlar. Şimdi burada bir kavgadan bahsedeceğim. Yine kendi gazetemizin. Sayın Başbakan diye başlıyor bu. 1988'de yazılmış bir mektup. Kaleme alan Eros Mavi değil tabii. Onun profesyonelleri. Dönemin Başbakanı Özal'ı siz bypass oldunuz, kafayı yediniz diyor. Özeti o mektubu. Bayağı bildin. Yani delirdiniz diyor. Zaten bypass olanlar genellikle psikolojilerine sahip olamazlar. Sizin yaptığınız işte deliliktir diyor. İkinci gün barışma ihtiyacı duyuluyor. Ondan sonra o tarihte tabii yine sizin bir kısmınızın ancak katılabileceği kundakta olduğunuz dönemlerde Türkiye'de bir yasaklar referandumu oldu. Turgut Bey o zaman bu şeyden, buyurun vereyim. Bu manşetten yaklaşık işte ne kadar oluyor?
Bir sene falan bile belki sonra bu yasaklar referandumuna bir çıta koydu. Dedi ki şundan aşağı alırsam ben giderim. 36'dan aşağı alırsam giderim dedi yasaklar referandumunda. Neden gidiyorsun diye manşet attı Hürriyet gazetesi. Bu da ölüm yıl yani öldüğü gün verdiği şey. Ankara gazetecisinin kavgası çok uzun olmaz. Onu da bilmek lazım. En de sonunda aynı kaba yapılıyor. Aynı kaba yapıldığı için de bir yerden sonra barışırsın. Kalamazsın küs. Onun sana, senin ona ihtiyacın vardır. Unutmamak lazım. Bir de son örneğim. Her altıda Ankara gazetecileri yapmaz. Bazen İstanbul'dan da bayağı ciddi. Yani ciddi saçmalama mümkün. Bir gün sabah toplantısında ki bunu hem Ertuğrul Özkök hem Tufan Türenç çeşitli vesileler yazdılar. Kardak. Olayını anlatacağım. Bir gün sabah toplantısında oturuyoruz. Duyduk ki işte Yunanlı gazeteciler bir yere, bir adaya falan bir şey çekmiş, bayrak çıkmış. Buna benzer bir olayı Fi tarihinde Nezih Demirkent zamanında Hürriyet gazetesinde bir muhabir gitmiş o bayrağı almış falan filan biraz kafa yemiş bir adamcağızdı. Hürriyet bayağı konuşturmuştu o zaman. 60'lı yıllardan bahsediyorum. Benim aklıma geldi galiba ya da birinin dedi. Ya böyle bir şey var dendi. Bizim haber ajansının başındaki Urca Beyci, Allah selamet versin, durumdan vasfiye çıkarmış. Hakikaten Yunanlı bayrağı aldı getirdi. Yani özet yekün gideyim. Yunanistanlı savaş sebebi saydı. Savaş sebebi hakikaten saydı ama. Yani öyle böyle değil. Savaş gemilerini gönderdik Kardak adasına. Bizim bayrağı ne yaptınız diye. Şöyle bir şey oldu işte. Ertesi gün. Biz şaka diye başladığımız iş. En sonunda deniz komandoları ile birlikte takviye yapacaktık. O bayrak inecek dedi Sayın Başbakanımız. Ve Clinton son uyarı dedik. Clinton arabulucu oldu. Ve sonunda tata işte Fatih Altaylı gitti. Durumu kurtardı geldi. Son şeydeki kırmızı montlu. Zaten Ertuğrul Bey'in yazdığı kısmı yani bundan dolayı kimse özür dilemiyor. Sadece kırmızı mont giy. Gri üniformalar arasından seçilirsin. Tavsiyesiyle. Fatih Altaylı oraya onunla gitti. Benim anlatacaklarım aslında sonuna doğru geldi. Ankara gazeteciliği günahıyla, sevabıyla bir başkent gazeteciliğidir. Diğerleri kadar derindir, diğerleri kadar sathidir, diğerleri kadar çirkindir, kirlidir, diğerleri kadar temizdir. Ama gazetelerin bence kaçınılmaları gereken Ankara yazarlığıdır. Çünkü gazetecinin eninde sonunda bir evrensel ilkesi vardır. 5N1K diyorlar işte Cüneyt'in programında vesairede. Belli haberler kurumsal olarak ne kadar kötü yazılırsa yazılsın, ne kadar amaçlı yazılırsa yazılsın gazetelerde çıkmaz. Birisi dur der. Yani bugün en iktidar yanlısı gazete bile, yani başbakanın aslında iki başı, dört ayağı varmış haberini basmaz. Ama bunu yazan arkadaşlara rastladım. Yani kurtarılmış bölge olarak yazı bölgesinde, yorum adı altında, aşağı yukarı deminki kadar çarpık şeylerin çıktığını gördüm. Hiçbir gazeteden bahsetmiyorum. Hepsinden bahsediyorum. Dolayısıyla bir gün bir reformdan başlayacaksa Türk matbuatı ilk sıralarda olması gerekmiyor ama yani ilk olması gerekmiyor ama ilk sıralarda şu Ankara yazarlığını da gözden geçirmesi lazım. Yani utanç verici şeyler olabiliyor orada. Gerçekten yani hiçbir standarda uygun olmayan yayıncılık yapılabiliyor. O köşelerde onu gördüm. Evet ben çok kestirime gittim. Hürriyet'te böyle kısa veririz biz haberi. Cumhuriyet'e gittim Hürriyet'ten ben 1985 senesinde Ankara'ya. Yalçın Daşim bizim yazarımız biliyorsunuz. Bir haber yakaladım birinci haftasında. Ben de iddialı bir gazeteciyim ondan sonra. Yalçın Bey'e söyledim. Yalçın Bey dedi ki bu manşet olur. Ben gideyim ben Hasan Cemal'le konuşayım. Peki abi dedim. Gitti geldi tamam yaz dedi. Ben de yazdım. O zaman böyle daktiloyla yazıyorduk. Bir tane A4 kağıdın içine ölçü konurdu. O ölçüye uyduğun zaman kelime sayısı çıkardı. Kelime sayısı da sayfa sekreteri için sayfada ayıracağı yeri belirlerdi. Çünkü biz bugünkü bir dijital bir ortamda yapmıyorduk sayfaları. Arkada oturan benim kadar yaşlı olan Salih hatırlar. O zaman pikaj vardı, mumlu kağıt vardı falan filan. Yani yerini hesaplamak, başlığın letraset dediğimiz, şimdi çocukların oynadığı o şeyler var ya onlarla falan yapılıyordu. Neyse karıştırdım konuyu. 4'te 3 sayfayı yazdım, Yalçın Doğan'ın önüne koydum. Bu ne dedi? Dedim ki abi kısaltayım istersen. 3 sayfa daha yazsana kardeşim manşet olacak dedi. Şimdi hayatımın en zor haberiydi o. Yani 4'te 3 sayfadan 3,5 sayfayı bir deneyin isterseniz.
Ama şunu gördüm, herifler niye Cumhuriyet'te? Hani 3,5 sayfa yazıyor da biz Hürriyet'te 4/3 sayfa yazıyoruz. Mantığı farklı. O olayın geçmişini istiyor. Background'ını veriyor. Karşı görüşü alıyor. Anladın mı? Karşı görüşün dışında bir takım unsurlar koyuyor. Eğlendirici unsurlar, eğitici unsurlar, şunlar bunlar. O zaman tarafsızlığa daha yakın gidiyor. Yani ne kadar çok yer verirsen aslında Ankara haberlerinde, yani ne kadar çok detay olursa tarafsızlığa o kadar yakındır. Yazılar okurken de o mantıkla okuyun, onun için söylüyorum. Yani argümente ediyor mu? Rahmetli bizim Yavuz abiden diyeceğim, Yavuz Gökmen. Sarışın güzel kadın derdi Tansu Çiller. İlk ve son kavgamız oldu onunla. Ben açtım dedim ki yani ne saçmalıyorsun falan. Peki sen zaten Tansu Çiller'i sevmiyorsun. Ya sevmemekle alakası yok mu? Sarışın güzel kadın diyorsun. 3 tane sıfat kullanıyorsun. Sarışınlı zaten şüpheli. Güzelliği subjektif. Ya bir de kadınlığı üzerine duruyoruz yani. Argüment etsene bunu. Niye sevdiğini anlatsana bana. Yani sadece niye slogan atıyorsun? Sarışın güzel kadın demokrattır. Değil. Dördü de tutmuyor. Bana sorarsan. Benim hocamdı bu arada. Yani Tansu Hanım Üniversitesi'den. İyi tanışırız yani. Gıyabında da bu kadar konuşmak istemem. Peki, ben bitirdim. Ne yapacağız? Öyle daha iyi olur ya bence. Çayım soğudu gerçi ama. Buyurun efendim. Bir gazetenin genel yayın yönetmeni etik olarak yazı yazmamalı mıdır o gazetede? Etikten anlamam. Yazı yazmamalıdır ama. Neden? Etikten anlamamı merak etmedim. Peki, bu da iyi. Şimdi bak. Neyse, etik çok uzun hikaye. Neden yazı yazmaması gerektiğini şöyle formüle edeyim sana. Çok işim olduğu için değil. İşim olsa burada işim yok. Hayır. Bak, çok baskın oluyor gazete genel yönetmenlerin fikirleri. Her gazete aslında bizim Taşra'daki, istihbarattaki, Ankara'daki arkadaşlarımıza bir mektuptur. Benim ne istediğim o gün çıkan gazetede var. O adamlar ona göre kendilerini düzenleyip ertesi gün bize bir, yani o mektubu okuyup ona göre haber yazarlar. Eğer ben yazı yazsam, inan şu rahatlıkla gazete yapamam. Çünkü ona uygun haber yapmaya çalışırlar. Ona uygun fotoğraf seçmeye çalışırlar. Hatta yazarların büyük bölümü ona uygun yazmaya çalışırlar. Bizimkileri hadi tenzih edeyim de. Çoğu gazetede olabilecek bir şeydir. Yani gazetenin tamamı genel yönetmenine ait. Bir ayrıca köşeye ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Yani gazetecilik hayatımı ne zaman bitiririm bilmiyorum. Ama bitirirken de böyle bitireceğim. Ondan sonra da yazar olmayacağım. Yani herhalde tahmin edersiniz 30 küsur sene önce ben bu mesleğe başladığında ne olacaksın dediklerinde astronot olacağım demedim. Doktor, kaymakam, vali olacağım demedim. Hürriyete genel yayın müdürü olacağım dedim. Onu olduktan sonra uzatmamak lazım. Yani eski genel yayın yazar olması da çok benim anlayabildiğim bir şeydi. Hele Hürriyet gibi bir yerde çalışmışsın. Başka? Buyurun efendim. Bu son kısmını at iPad'teyken. Üzerine alınan olur. Bende 5 tane genel yayın müdürü var. Yazar. Enis Hocam söze başlarken şey dediniz. Hani başbakanımız derseniz. Hani o artık çok söylemlerle ilgili bir şeyden örnek verdiniz. Nedir? Ankara'daki gazetecilikten bahsederken. Aha. Başbakanım derseniz. Evet, sayın başbakanım diye başlarlar. Evet. Aha. Bunu bir gazetecinin söylememesi gerektiğini. Bence öyle düşünüyorum. Evet. Benim başbakanım tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı benim de başbakanım. Ama evet. O bir memur ağzıdır. Hı-hı. Memur ağzıyla hitap etmemek lazım. Adam karıştırabilir. Tamam, söylemlere ya da kadın karıştırabilir. Onu demek istiyorum. Evet, söylemlere dikkat edilmesi gerektiğini belki söylüyorsunuz ama şöyle bir şey var. Az önce gazetenizin bir başlığında şey gördüm. Ne gördün? İşte Cüneyt Arcayürek askerimizle Kıbrıs'a çıktı. Tabii. Şimdi askerimizle, Türk askeriyle Kıbrıs'a çıktı. 1974 gazetesi yani o ya. Yani şey, bugün Türkiye'de de var. Hayır, bugün Türkiye'deki gazeteciler, yani gazetelerde mesela işte Türkiye'm, işte ne Cennetim, bileyim. Cennetim, evet var. Bu tür şeyler var. Hani bunlarla ilgili yani düşünüyorsunuz? Yani sebebine bakmak lazım. Yani basit, milliyetçi tavırla, yani eğer tıraş almaya çalışıyorsa o tutmuyor. Kestirme cevap vereyim sana. Yani öyle olsa Yeni Çağ bugün 100 bin satar. Yani var öyle bir gazete. Sattı, rakam da belli. Yani şey değil, öyle ya da PKK'nın gazetesi de fazla satmıyor. Yani baktığın zaman bugünkü dünyada öyle milliyetçilik unsuru
Ya güzel de şeyi yok. Yani müşterisi yok. Öyle söyleyeyim. Başka? Buyurun efendim. Şimdi Hürriyet'te... Onu da çekemezsin. Bak şimdi tahrik ediyorsun beni. Orada hiç bit kadar bir şey çıkacak. Enis Bey merhaba. Buyurun. Hürriyet'te stajyer olarak başladım dediniz. Ben de bir gazetede istihbaratta stajyer muhabirlik yapıyorum da. Acayip şimdi, geleceğim var o zaman. Öyle İstihbarat evet. Muhabirliğinden Ankara muhabirliğine geçiş nasıldır? Bir de bir genel yayın yönetmeni olmak için Ankara'yı illa görmek lazım mı? Ha, senin hırsın büyük o zaman. İyi, anladım. Hayır, demin söylediğim şey. Sondan başlayalım. Demin söylediğim hikaye geçerli yani. Eskiden başbakanın istediği adamın genel yayın müdürü olduğu dönemler yaşandı. Yani bizim gazeteden örnek vermiyorum, tekrar ediyorum ama olabilirdi. Bugün ne başbakan gazetelerle o kadar ciddiye alıyor gazeteleri. Anladın mı? Ne de gazeteler başbakanı o kadar yani umursuyor diyeyim. Baktığınız zaman ayrı ekonomiler, ayrı şeyler, ayrı perisferler. Eğer hükümet, yani dünya yani Türkiye yönetmeye talip bir gazetecilik anlayışı olursa, tabii ki başbakanın sağ kolunu alıp genel yayın müdürü yaparlar. Meselenin özü bu zaten. Anladın mı? Yazarlarını da ona göre seçersin. Yani hükümetten yana yazarlar. Hükümet etme imkanı olan partiye yakın yazarlar. Senin patronun özel iş olan devlet dairelerini yönetenlere yakın olan yazarlar. Anladın mı? Falan falan. Yine Hacette darbe yapılırsa diye genel kurmaya yakın yazarlar. Buna benzer bir şey yaparsın. Yani arma da düzersin. Ama işte demin saydıklarım içinden büyük kısım bitti. Devlet çöktü, iflas etti. Artık kimseye para falan veremiyor. Onu silin. Genelkurmay asli görevine döndü diyelim. Onu da silin. Yani işte gerisinde siz akıl yürütün. Benim hikayeme gelince, söyleyeceğim ama. Benim hikayeme gelince benimki biraz şeydi, vicdan meselesiydi. Ben başladım gazeteciliği, 74 yılında başladım, polis muhabiri olarak başladım. Stajyer olarak. Sonra üniversite geldi. Üniversitede başka işler yaptığım için gazetecilik yapamadım. Sonra tekrar 80'de bittiğinde benim üniversite. Mecburi bir aradan sonra 81'de şeye başladım. Dünya Gazetesi'ne. Ve Dünya Gazetesi'nde çalışırken işte iktisadi yani diplomam olduğu için iktisat gazeteciliği yapmaya başladım. Sonra Hürriyet'e aldılar beni. Hürriyet'e aldıklarında ekonomi müdürü yapmak istediler hemen benim zamanın sonunda. Ankara'dan gelen haberleri anlamıyordum. Benim okuduğum haberler değil onlar. Yani ders olarak okuduğum haberler değil. IMF net dış varlıklara işte şey sınır çizecek. Şimdi IMF'i okuduk biz falan ama neymiş, niye gelmiş, net dış varlık neymiş, niye bilmem neymiş. Bırak onu. Şöyle haberler geliyordu mesela. İşte bütçe meclise takdim edildi. Maliye Bakanı tarafından. İyi tamam ben bunu koyuyordum sayfaya. Aradan 3 gün geçiyor. Komisyonda bütçe tartışılıyor. E peki abi takdim edilmemiş mi? Yok önce komisyondan geçermiş. Bilmiyordum. Cehaletim öyle. Komisyondan geçiyor. Genel kurula iniyor. Genel kurulda bir daha görüşülüyor. Görüşüldükten sonra resmi gazeteye gönderiliyor. Tamam oynanıyor. 4 tane bütçe haberi geliyor sana. Ve ben hiçbirinden hiçbir şey anlamıyorum. Dedim ki gideyim anlayayım bari. Yani anladın mı? Başka bir şey yok. Türkiye devleti yeniden şekilleniyor, yapılanıyor. Bir şeyler yapıyorlar orada. Ve ben bunları bilmeden bu adamların haberlerini okuyorum, kısaltıyorum, başlık açıyorum. Çok tehlikeli bir iş yapıyorum. Yani her gün hem ben rezil olabilirim hem gazeteyi de rezil edebilirim. Benim Ankara'ya gidişim ondandır. Yani başka bir sebebi yok. Biraz vicdan yani. Başka? Ha siz pardon. Estağfurullah. Bir genel yayın yönetmenin siz de olabilir. Bir başkasını günü... bilmiyorum zaten. Bana soracaksın. Yani sizin o zaman direkt size sorayım. Sizin bir gününüz nasıl geçer gazetede? Bir genel yayın yönetmeninin ve sizin futbol oynayarak geçiyor genel yayın bilgisayarda. Vallahi yani şimdi sen sorunca şey günde 4 saat kadar falan şey oynuyorum. Bu Konami diye bir şey var. EA Sports diye. Onu oynuyorum. Çok başarılıyım. Ciddi söylüyorum. UEFA şampiyonu yapıyorum. Beşiktaşlıyım ben. İngiltere Ligi'nde şampiyon yapıyorum. Ondan hariç kalan zamanımı, işte bir sabah toplantımız var bizim saat 10'da. Ona girerim. Mutlaka girmeye çalışırım. İşte gazetelerde neler var, neler yok ona bakarız. Yani biz daha öndeysek yüzümüz güler, biz daha gerideysek biraz sinirli geçer. Onu da ayrı tartışmak lazım yani. Aldım. Ondan sonra onu da ayrı tartışmak lazım. Yani hesap sorma kültürünün de
Türk matbuatında değişmesi lazım. Yani hesap sorma. Ya kardeşim bu haber bende niye yok? Ha, demin ki aptal sorulardan. Yani altyapısı hazır mı? Şülalatı mı? Yani adam orada mı? Orada senin adamın var mı? Yok mu? Adam yeterli mi? Yetersiz mi? Yabancı dili var mı? Yok mu? Yeterli ilişkisi var mı? Yok mu? Onları bilmeden abuk sabuk ortalığa bağırıp çağırmanın çok fazla alemi olduğunu düşünmüyorum. Artı zaten bizim haber dediğimiz meretin %92'si, %95'i televizyonlarda bangır bangır dönüyor. O olması internet sitelerine çıkıyor. Bunları okumayan yazı işleri benim için daha boktan bir yazı işleridir. Yani niye muhabir bekliyorsun? Senin iki gözün iki kulağın yok mu? Niye duymuyorsun? Niye istemiyorsun bu haberi? Dolayısıyla hesap sorma sisteminin de bir yeniden gözden geçmesi lazım diye düşünürüm. Ondan sonra öğlene kadar futbol oynadım. Şaka yapmamıştım orada. Ondan sonra öğle toplantısı başlar bizim. Genellikle triyaj dediğimiz yani haberlerin, kullanacak haberlerin seçimi ve hangi sayfalarda çıkacağına dair kararımız. Ki buradaki bütün birim yöneticileriyle birlikte toplanırız. Yaklaşık 13-14 kişi oluruz o toplantıda. Bire girecek haberler burada seçilmez. Burada gazeteye girecek haberler şey. Gazete yapmak terstendir. Yani birinci sayfayı okursunuz ama biz birinci sayfayı tersten kurarız. Yani önce içeriğe ne gireceği belli olmalı ki. Beyefendi gibi şanslı değilsen eğer. Önce içeride yer bulacaksın ki eserine. Sonra birinci sayfada olsun. Onun devamı yok. Şansı da ondan zaten. Devamı olsa belki onu da kesecekler. Şimdi önce devam sayfalarının durumuna bakacaksın. İlanı ne? Anlatıyor muyum? Yani sabitlerin var mı? Köşe yazarların var mı? Dizi var mı o sayfalarda? Onlara bakacaksın. Ona göre gazetenin içine ne gireceği? Ortalama 143 haber koyarız biz. 145 haber olur. 150 olur ama 160 olmaz. 130 da olmaz. Gündelik olarak Hürriyet'in içine 44 sayfa çıkarız ortalama. İstanbul rakamı veriyorum. 144 tane haber girer. Bunun içine 44 sayfa artı 12 sayfa kelebek ve bazen de bazı ekler vardır. Onları saymadım. Kelebekli Hürriyet'in toplamı 144, 145, 148, 150'dir. Bu yıllardır değişmez. Benimle alakalı bir şey değil. O haberler girdikten sonra o haberlerin içinden seçilmiş 14 kadar haberi. İki büyük başlık, yani sür manşet, manşet tabir ettiğimiz gazetenin üzerine yerleştiririz. Mutlaka bir manşet fotoğrafı seçeriz. Mutlaka bir kadın fotoğrafını da sağ tarafa koyarız. Şimdi çıkacağı yere geldik değil mi? İşte böyle geçer. Ondan sonra akşam saati olur. Saat 7.30 sularında ben futbol oynarken bu arada gazete kendi kendine yürür Allah'a şükür. Ondan sonra 7.30 sularında Kıbrıs baskısını yaparız. Kıbrıs baskısı bizim 3-4 bin tane basıp aslında kendimizi, sayfamızı, renklerimizi, yalanı dolanı, yanlışı doğruyu falan test ettiğimiz bir baskıdır. Ayrıca Kıbrıs'a da böyle bir hizmet vermekte yarar olduğunu düşünürüm. Erken, oldukça erken bir baskıdır. Yani sektör ortalamasından bir saat önceki bir baskıdır. Bu gazetenin önümüze geldiğinde zaten biz 3 aşağı 5 yukarı meseleyi görmüş oluruz. Yani nerede eksiyiz, nerede fazlayız, nerede hata yaptık onu görürüz. Daha sonra taşra baskısı dediğimiz 6 matbaadan yapılan baskı için gereken değişiklikleri yapmaya başlarız. O bir saat ki o biraz şeydir, tempolu ve stresli bir saattir o. Yani eğer büyük hata varsa sorun da büyüktür tabii. Büyük hata yoksa olmaz da. O bir saat sonra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon ve Antalya matbaalarımızdan son destinasyonlara taşra tabir ettiğimiz büyük şehirler hariç, yani İstanbul, Ankara, İzmir hariç gazetemizin baskısını başlatırız. Bu saat 8.30'da başlar. Bölgelere göre değişmekle birlikte yarım saat 45 dakika sürer. Ondan sonra esas sizlerin yani şanslıların okuduğu gazeteye otururuz. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'deki şehir içi baskılarını. Onlar da son zamanlarda fazla sürpriz olmuyor. Ama olduğu zamanları da bilirim. Yani genellikle terör haberleri falan filan akşam geç saate geliştiği zaman esas haberi siz bizim yarımda basmaya başladığımız, birde bitirdiğimiz şehir baskılarını okursunuz. Maç meraklıları aynı şekilde esas yorumları orada okurlar. Taşra'yı genellikle şişirir göndeririz. Yetişemiyoruz çünkü. Sizdeydi. Bir şey daha. Estağfurullah, buyur. Hocam, Başbakan'ın yurt dışı gezilerine uçağa katılanlardan bir tanesiniz. Sürekli katılıyorsunuz bildiğiniz, takip edebildiğiniz kadarıyla. Burada birçok yazar katılıyor, birçok genel yayın yönetmeni katılıyor. Hani bizim biraz daha perde arkasını bize anlatabilir misiniz? Nasıl bir gezi oluyor, nasıl bir tabii yarış falan oluyor mu? Hani yok, olmaz. Orayı görmek istiyoruz, bilmek istiyoruz. Olmaz orada, olmaz.
Orada centilmen anlaşması vardır. Yani yarışmaç olmuyor. Ne oluyor? Giderken ya da gelirken başbakan konuşuyor. İşin enteresanı o. Onun dışındaki kısmı teferruattan ibaret. Yani Türkçesi bu. Yani başbakan onu bir tür şey olarak kullanıyor. Bir outlet olarak kullanıyor uçak mezunu. Yani çok fazla açıklama yapmıyor dikkat edersen. Kontrolsüz açıklama yapmak istemiyor. Yani basın toplantısı yapmıyor, kapı önünde konuşmuyor. O bildiğim kadarıyla ya evet öyle bir alışkanlık başladı son zamanlarda. Herkes sanki diğerleri yokmuş gibi yanına oturup bir poz veriyor. Ondan sonra kaçınmak lazım. Yani dalga geçiyorsam doğru söylüyorsun. Yani şakayla karışık çok doğru bir şey söylüyor. Ya okuru kandırmak bu meslekte yapılacak en aşağılık şeydir. Yani insanların cebine 50 kuruş alıyorsun. Bir kısmı takım gazete diye alır. O 14-15 bin kişidir. Onlar zaten her bokun farkında. Yani çünkü adam başlıyor, Hürriyet'ten başlıyor. Star'a kadar hepsini okuyor. Dolayısıyla o uçakta bir kişi olmadığını, 8 kişi olduğunu, 10 kişi olduğunu falan farkında ama tek adama satıyorsan, yani tek gazete alan adama yapmamak lazım öyle şey. Ben yapmadım, yapmamayı, yani madem hani açtım kodu, yapmamayı da öneriyorum eski bir gazeteci olarak. Metinler aynıdır, ben sana söyleyeyim. Genellikle metinleri ben yazarım, gittiğim sabah. Ondan sonra dağıtırız. Tek metin geçilir. Evet. Niye? Çünkü ben üretim iyi mal gitmesini istiyorum. Başka arkadaşa pek güvenemiyorum. Ondan sonra başbakanın gezileri çok sanıldığı ölçüde heyecanlı değil. Yani baş başa görüşme fırsatı oluyor. 10 dakika, 15 dakika şu bu. Onun için arkadaşlar çok teveccüh gösteriyor. Bir de çağırınca gitmek lazım. Her gruptan bir kişi mantığı var. Yani Doğan grubundan bir kişi, Sabah grubundan bir kişi, Akit grubundan bir kişi, Yeni Şafak grubundan bir kişi, Akşam grubundan bir kişi falan diye böyle çağırılıyor. Öyle olunca da genel yayın müdürü Ankara temsilcisi çağırıyor. İşte demin söyledim hikaye. Yani başvurma karıştırma fazla. Buyur. Bitti değil mi Seda Atıçak'ın? Birkaç tane manşetin eski manşetlerinden birkaç tanesini size söylemek istiyorum. O zamandan bu zamana işte Hürriyet'teki değişiklikleri hani sizden almak istiyorum eğer varsa. Bana göre çok yok. Bu Ankara gazeteciliğinin alakası var. Hayır, Hürriyet'i konuşmuyoruz. Peki, siz Hürriyet'tesiniz. İşte 411 el kaosa kalktı. İşte gerekirse silahlı Aslan başbakan onu çok taktı. Evet. Mücadeleye gerekirse silahlı mücadeleye bile gireriz. Şubat, evet. Ertuğrul Özkök yönetimindeki Hürriyet'in attığı manşetler. İşte Real Madrid Barcelona maçını çevirdimmiş. Devam et. Efendim? devam. Ama gerçekten merak ediyorum. El Clasico devam et. İşte Tayyip muhtar bile olamaz vesaire. Bir de şey vardı, onu da sizin dağıttığınız şeyde gördüm, sayfalarda görmüştüm. İşte Özal'ın Musevi gözdesi falan. Hani, Musevi gözdesi mi? Sürekli işte ne varmış orada? Irk üzeri. Bilmiyorum. Dağıttığınız şeyler de vardı. Bilmiyorum, fark yani, etmemişim. Sormak istediğim şey şu. Hürriyet işte 28 Şubat sürecindeki attığı manşetlerde hani az çok yaşımız küçük ama hani artık internet diye bir şey kalmadı. Var. Ve... Devam et sen. Evet. Yani Hürriyet'te ne gibi değişiklikler oldu? Oldu mu? Yani sizinle birlikte ya da öncesinde? Ben dinlememişsin. Ben 1980'den beri bu gazetede çalışıyorum neredeyse. Gittim Yok, geldim. Yok dinledim sizi. Yani 3 defa gittim, 4 defa geldim. Ben de bu gazetenin demireliyim. Yani ben bir gazeteyi çöplükten almadım. Ben sonuçta o gazeteyi yapanlardan biriydim. Dolayısıyla o söylediklerini hepsini savunurum. Hiç söyleyecek bir şey mi? O gün o yapıldı. Bugün başka şey yapılıyor. Hayır. Yani başka cevabı yok mu? Birçok insan hani o başlıklar atıldığı için... Ne bekliyorsun? Nedamet içinde diz çöküp şey mi? Ağlayacağım Hayır, mı? Hayır, estağfurullah. ne ve yazdıkları köşe yazılarından dolayı bile birçok insan hani bunu evet o dönemde bunu yazdık ama ben şu anda pişmanım. Hani sizden böyle bir pişmanlık tabii ki talep etmiyoruz da. Olmam da zaten beklerim. No işte yani o dönemdir. Yani Zeitgeist diyor şimdi. Ertuğrul Özkök ona takmış durumda. Ben sana başka bir sufle daha vereyim. İşte zamanın ruhu. Tabii. İstersen hep sen devam et. Ben susayım hadi. söyle. Şaka yapmıyorum. Söyle güzel kız. Yok hayır. Zamanın ruhu. Yani dönem Ankara gazeteciliğinde taraf olunur diyorum bilmem ne. Olur bunlar. Bundan sonra da olacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir 10 sene sonra da bu iktidarla ilgili yazılanlar, çizilenler tartışılacak. Çok normal bir şey bu. Çok normal. Anlatabiliyor muyum? Yani
Çünkü siz bu 28 Şubat örnek veriyorsunuz. Ben 71'den beri bir şekilde bir kendi yani şahsi tarihimle alakalı olarak 71'den beri ben bu işi takip ediyorum. Yani 71'de yazılanlar da çok parlak değildi. 80'de yazılanlar da parlak değildi. Anladın mı? Sonra işte Turgut Bey için yazılanlar da parlak değildi. İşte o örnekleri verdim sana. Daha geri gitmenin alemi yok. İttihat Terakki'ye kadar gideriz. İnan bana. Yani hesap sorma güzel bir şeydir. Tadında bıraktığım müddetçe. Ben demokrasiyi unutkanlar rejimi diye tarif ederim. Sen bana 80'lerde yapılanları bilseydin eğer, benim unutmamı başarı diye sayardın. Anladın mı? Yani dolayısıyla baktığın zaman unutmak bir yüce gönüllülük falan olarak değil. Demokrasi, Türkiye gibi ülkelerde unutmak lazım. Türkçesi bu. Soruyorlar hesabı. Biz de verebildiğimiz kadar veriyoruz. Veremediğimiz zaman ne yapacak? Canımızı mı alacaklar? Ama şunu beklemesinler. Ben o gazetede çalışıyordum. O gazetede mutlaka 28 Şubat'ta neydim? Yazardım. Ben 28 Şubat'ı desteklemedim. Ayrı konu. Ama ya orada duruyorsun. Oradan ekmek yiyorsun. Ne diyeyim şimdi? Anladın mı? Yani gazete yapan adam da şeyde Rusya'da yaşamıyor ya da Bulgaristan'da yaşamıyor. Yani benim yani iki kat altımda yaşıyor. Yani bir itirazın varsa o zaman söyle ya da sus. Bu işin özü odur. Yok ağırlıklı şey var orada. Ağır abi sorusu geliyor. Şimdi şeyi genellikle yayın yönetmenleri Ankara temsilcilerinden oluyor. Yani böyle bir şey var. Bu acaba var, istisnası da var. Fatih var istisnası mesela. İstisnası var ama yani bu acaba bu şeyi düşünüyorum. Bu gazeteleri biraz daha fazla siyasi yapıyor mu genel olarak? Tabii. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru bir soru. Aynı öyle ve enayice bir iş o. Çünkü Türkiye'de yani ben şunu çok Ankara'da çalışırken de farkındayım. Türkiye'de bu kadar çok siyasi müşteri yok. Ya en azından benim ve senin çalıştığın gazetenin düştüğü büyük bir tuzaktır. O yüzden 90'lar dedim. Bak dikkat et AKP'deki kavgaları söylemedim. Yani Doğan Grubu ile AKP kavgalarına özellikle girmedim. Çünkü 90'lardakinin bir mantığı vardı. 2000'lerdekininki daha az mantıklıydı. Anladın mı? Çünkü o zaman Sabah gazetesini yöneten de ne bileyim, Erol Simavi de işte demin verdiğim örnekle memleketi yönetmeye talipti. Siyasi iktidarla gazete bir anlamda rakip gibi oluştu. Anladı. O zaman Ankara'dan adam getirip bak sen başbakansın ama benim de memleketi yönetecek adamım var demek daha mantıklıydı. Bugün ne onu yapmak mantıklı? İşte işin özüne geldik. Yani ne bugün o öyle bir zihniyetin karşılığı var hayatta. Ne de bunun yolu imkanı var. Onu da söylemek lazım. Yani böyle bir imkan da yok. Yani birine dayanıp da bunu söyleyeceksin. Yani askermiş maskermiş onun gibi yani. Bir mümkünatı yok. O önemli bir fark o. Dolayısıyla bu kadar çok lüzumsuz siyasi şeye girmenin de alemi yok. Dedikoduya ve olaya. Yani sen birisi yurt dışında yaşadın sen. Yani hangi Amerikan gazetesinde bu kadar yoğun birinci sayfa siyaseti olur ya? Yani bir açın bakın yani bir çoğunuzun yabancı dili vardır. İnternette maşallah her şey var. Bütün birinci sayfalar var. Açın bakın Amerikan, Alman, İngiliz gazetelerini. Fransızcam yok bilmiyorum ama bu kadar yoğun kitle gazetesi dediğimiz şeylerde bu kadar yoğun başbakan resmi, Angela Merkel resmi bil de sayıyla girer. Ben Tayyip Bey'siz çıkmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'suz çıkmıyorum. Hala bu kadar bundan müşteki olmama rağmen kaçamıyorum. Çünkü bir genel şey var, anlayış var. Siyasetsiz gazete hafif gazetedir. Birinci sayfasında bir lider kellesi ya da bir muhalefet bilmem ne şeyi koymayan gazete hafif gazetedir diye bakılıyor. Satış mümkün oluyor. Fakat ilan veren açısından hafif gazete sınıfına giriyorsunuz. Yani karar vericilerin, para harcayanların dikkate almadığı bir gazete olarak sınıflandırılıyorsunuz. Bu da çok orta vadede gazeteye hasar veriyor. Ama bence söylediği doğrudur Memecan'ın. Bir zaman içinde Türkiye'deki kitle gazeteleri siyasetten uzaklaşacaktır. Yani o kesin. Belki o zaman senin sorun da bir daha öyle bir soru sorulmayacak ama geçen 8-10 senenin tartışılacağı garanti. Ben muhtemelen olmayacağım ama sen göreceksin haklı çıktığımı. Başkan. Buyurun. Ne olarak görüyorsunuz yani? İnternet gazeteciliğe geçiş, evet. Tabloid mi? Bir dakika şey mi? Yani dijital mi? Hangisi? Tabloid. Olabilir. Tabloid başka bir şey biliyorsun. Evet. Formattır. Yani bizim broşit diye tabir ettiğimiz kağıdın yarısını alırsan, dik basarsan tabloid olur.
O bir formattır. Onu da Türkiye'de pek tutmuyor. Yani tabloid pek Türkiye'de iki şey tutmuyor. Sadece reklam değil. Yani o format dergi formatını andırdığı için sıcak haber ne kadar koyarsan koy dergi izlenimi veriyorsun. Benim yorumum bu. Yani bilimsel bir şeyden bahsetmiyorum. Dijitalde peki ne gibi değişimler olabilir? Yani bu baskılar artık... Her pazar birbirini şey yapar. Tamamlar diye düşünüyorum açıkçası ben. Yani bugün radyo çıktığında gazeteler ölür dediler, ölmedi. Televizyon çıktığında gazeteler ölür dendi, radyo da ölür dendi. İkisi de yaşadı. En son internet bitirir dediler 15 senedir. Yani internet daha... Yani bizim örneğimizde %90'ını kağıttan kazanıyoruz, %10'unu internetten kazanıyoruz. Veya daha azını hatta. Şimdi benim kağıttan vazgeçebilmem için önce bu rakamın, değil mi yani soracak, bir sermaye yani bu sermaye grubu, bu Aydınlar olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Yani önemli değil. Yani önce adam para kazandığı işten vazgeçmesi için diğer alandan para kazanması lazım. Yoksa kendi bacağını sıkmaz. Yani bu denge şu anda henüz Türkiye'de ve dünyada da çok farklı diye açık söyleyeyim. Takip edebildiğim kadarıyla. Kağıttan yana. Ya ama interneti yapan arkadaşlar daha genç, daha umutlu, daha iyimser oldukları için bu havayı çok güzel yayıyorlar ve bence bir mahsuru da yok. Yeni çıkan bir şeyin bu şekilde moralli başlaması iyi bir şey. Anlatıyorum ya, iyi. Yani o yüzden biz de bozmuyoruz yani Türkçesi bu. Yani onlar diyorlar ki kağıt ölecek. İyi peki ölsün abi diyoruz biz de yani. Ha, ona bakarsan da söyleyeceğim şey şudur. Ya en son ölecekse benim gazetem olsun. Yani en son kopyayı biz Hürriyet olarak satalım dünyada. Ne yapayım yani teslim olacak halim yok. Adam internet geliyor senin ölecek. Ne yapayım ben de savaşırım ha. Yani bir yenileşmeye gitmeyecek mi yani? O tarafa doğru kaymayacak mısınız yani? Kayıyoruz zaten. Hürriyet'in internet sitesi var. İnternet üzerinden ticaretimiz var. E-ticaretimiz var. Ama para kazanmıyorsa kapatıp da oraya mı geçelim? Bunu mu öneriyorsun şimdi? Anlaşalım. Haklısınız. Diyorum ki o gelişiyorsa zaten benim düşmem lazım. O gelişiyorsa anlatıyor muyum? Benim gelirimin bir miktarını onun kazanması lazım. Şimdi giderini yapıyoruz. Geliri de olduğu zaman konuşmamız lazım. Şimdi gider var 15 senedir fakat gelir yok. Demek ki bir şeyler yanlış yapılıyor. Onu düzeltmek lazım. Mesela şey Deniz'in elindeki iPad yani onun bir örneği. Yani şimdi orada bir aplikasyon diye bir dünya doğdu. Bir uygulama dünyası. Adam diyor ki ben webten yani senin deyiminle internetten her şeyi bedava alırım. Bunu kırmak mümkün değil. Böyle doğmuş bu. Bunun fıtratı da bu var internetin. Yani adam internete para vermeyi sevmiyor porno dışında. Tamam mı? Bizim de daha yolumuz var pornoya. Dolayısıyla o işten para kazanamayız. Dolayısıyla aplikasyon o bakımdan bir ara çözüm gibi duruyor. Hem internetin imkanlarını veriyor, hızını, rahatlığını. Hem de düşük bir fiyata sana özel bir hizmet veriyor. Şimdi gazeteler, dergiler... Hatta televizyonlar bundan yararlanabilir gibi duruyor. Fakat onu da görebilmemiz için Türkiye pazarında GSM şirketleriyle bu Steve Jobs'ın şirketinin daha yakın çalışması gerekiyor. Yani cep telefonlarının penetrasyonunun yani pazara girme hızının yüksekliği GSM şirketlerinin erken tarihte kontratlı satışıyla oldu. Yani sen de muhtemelen öyle kullanıyorsundur. Telefonu bedava veriyor işte üzerine bir kart takıyor bir anlaşma yapıyor seninle. Ayda 10 liraya şu kadar konuş diyor. Onun gibi formüllerle, kontratlarla iPad dağıtımına falan başlanırsa ne yapacağımızı görürüz. Şu anda Türkiye'deki iPad sayısı 40 bin ya 50 bin arasında. Yani bahsettiğimiz teknoloji patlaması da bu. Yani 36 milyon Turkcell abonesi, 40 bin iPad. Kıyasla diye söylüyorum. Bu bir rakama geldiği zaman bir daha bakmak lazım. Ama internet şu aşamada yani kağıdı ikame etmekten oldukça uzak ve bir miktar hayal kırıklıkları da beraberinde taşıyan bir mecra haline geldi. New York Times bir daha denedi, bir daha çuvalladı. Yani olmuyor, para kazanamıyorsun internette. Ömür boyu da bedava gitmez. Çünkü eninde sonunda içerik yaratmak için para harcaman lazım, ciddi para harcaman lazım. Galiba sonuna geldik değil mi? Tamam. O zaman hanımefendi. Ve son soruları alalım o zaman. Benim başımdan mı sizin açınız aynı şey? Hayır. Ben bittiği zaman da çıkabilirim. Arkadaşlar isteyen çıksın. İsteyen de şey yapsın. Ben şunu sormak istiyorum.
Buyurun. Değişen, gelişen, dönüşen ve demokratikleşen bir Türkiye'de alt kimlikler daha bir öne çıkmaya başladı son yıllarda. Hı hı. Bu durumda hürriyetin altındaki Türkiye Türklerindir ibaresinin hep değişmesi mümkün müdür? Hayır, hep öyle kalacak o. Hiç orada yani şey yok. Yani onu kaldırmak, bir şey söyleyeyim size. Yani onu kaldırmak, onun kalması, onun bak onu kaldırmak, onun kalmasından daha fazla zarar verir. Bakın bir şey söyleyeyim size. Ben bir şeyin farkındayım. Aranızda kaçınız Güneydoğu'ya gittiniz bilmiyorum ama. Neyse boşver bu geyiği de. Şöyle anlatayım sana. Beni burada oturtturmazlar Türkiye kaybettiğisine kapıldığı zaman. Türkiye'de yetkili, etkili hiç kimse yatağında rahat uyuyamaz. Hangi çözüm olursa olsun. Bakın hangi çözüm. En radikali. Aldılar gittiler Kürdistan'ı kurdular da. Bire varıncaya kadar bütün insanların, oradaki o bölgedeki insanların tenkiline kadar söylüyorum. Hangi çözüm olursa olsun. Türkiye kaybetti hissini verirsek hiç kimse bu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayamaz. Öyle enayilik yapmam ben. Yani baş... Çok mu heyecanlandın peki? Yani buradaki mevzu şu. Buradaki mevzu milliyetçilik falan değil. O his. Anladın mı? O his çok önemli. Yani ne olacaksa kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı bir şey olmak zorunda. E sen bana bilmem 60 senedir taşıdığım logoyu değiştir diyorsan daha iyi bir fikrin olması lazım. Yani belki o çözüm olduktan 10 sene sonra kaldırırım ben. Hiç kimse fark etmez bile. Ama bugün kaldırmakla inan bana Türkiye'ye hizmet etmem. Tam tersini yaparım. Yani hürriyet bile derler. Anladın mı? Ondan sonrası daha kötü gelir. Buyurun efendim. Bununla beraber satılık medya, yandaş medya, satılık kalemler nedir? İyi şey değil onlar. İyi değil de yani şimdi siz yok hakikaten de... yani. Bak şöyle demek istiyorum sana. Ya bak bir şey söyleyeyim. Yani ben tercümanda başladığımda bayağı solaktım. Gittim çok korkarak gittim. Tek iş bulabildiğim yer gazete orasıydı 74'te. Bir baktım benden beter. Ben orada şey kaldım, amatör kaldım. Bütün tercümanın istihbarat servisi solcuydu. Ve gazetede nasıl şeye, o zamanki dizi aktörü Ecevit'e Falconetti diye hitap ediyor Rauf Tömer. Her gün kızıl köpekler yine havladı diye, anlatıyor muyum? Başlıklar atılıyor falan filan. O iş başka yani kapıda siyasi düşünceni bırakıp girmen lazım bu işi yaparken. Bunu yaptığımı düşünüyorum. Bunu becerebildim şahsen. Buyurun. Hayır, tarafsız bak oraya geliyordum zaten. Şahsen tarafsız olmak zorundasın. Çünkü eğer haber yazıyorsa, yazdığın şeyin belli şablonu var. Yani bu şablonun dışına çıkmaman lazım. Yani okuru yanıltmaman lazım. Demin onu anlatmaya çalışıyorum. Bir gazete okuyan adam olduğunu hep düşüneceksin. Ve senden bilgi alan adam olduğunu düşüneceksin bunu. Yani müşterini düşüneceksin, okurunu düşüneceksin. Ama hiçbir gazete tarafsız olamaz. Çünkü haber seçeni zaten taraftır. İşin özü bu. Yani hangi şekilde? Yani bir gazete olsun, hiç Kemal Kılıçdaroğlu haberi kullanmasın. Beni hiç rahatsız etmez. Yani okurum mutluysa onunla, anladın mı? Eyvallah. Ama Tayyip Erdoğan haberlerini o gazete, yine örnek ya da Devlet Bahçeli haberlerini kullanırken habercilik tekniğine uymuyorsa orada problem var. Ya da ben tarafsız adı altında üçünü de kullanırken çaktırmadan haber seçimiyle birini kötü göstermeye çalışıyorsa veya biri hakkında yalan yanlış şeyler koyuyorsa o zaman problem var. Yani işin aslında gazeteci çok karışık bir iş değil. Şöyle düşün yani. Yok üstad o değil. Basit bir şey söyleyeceğim. Yani bugün biz oturuyoruz. Demin sordu beyefendi ben de anlattım. Öğlen saat 14.30'a gelirsen beni bulacağın yer belli gazetedeysen. Yazı işleri masasında manşet seçiyoruz. Hiçbir kağıdın üzerine manşet yazmıyor. Bir tanesini alıyorsun manşet diyorsun. Bir diğerini alıyorsun sür manşet diyorsun. Bir diğerini hiç kullanmayın diyorsun, bir diğerini de iki sütun kullanın diyorsun. Tamam, şimdi bunların üzerine bir şey yazmıyor. Bu haber seçimi zaten taraf olmanın ilk adımı. Ama şu garantiyi size vermeye çalışıyorum. %100 beceriyorum demiyorum. Benim seçtiğim her haber tarafsız. Ben tarafım diyorum. Ben size dünyam budur diyorum. Benim gözlüklerimden bakarsanız dünyayı ben böyle görüyorum diyorum. Siyasette böyle görüyorum, sanatta, kültürde, sporda, eğlence hayatında ben böyle görüyorum diyorum. Ama benim gazeteme giren ürünler tarafsız eller tarafından hazırlandı diyorum. Tamam? Şimdi buna emin olmadığın zaman
Biri diyor ki yandaş, öteki diyor ki candaş. Anladın? Ha şimdi bu işi siyasetçinin ağzından duymak beni hiç rahatsız etmez. Niye etmez? Çünkü verdim demin örnekleri. Yani Demirel, yani ben bu işe Demirel zamanında başladım. O zamandan beri Ecevit'i, Demirel'i herkes birbirine küfreder. Yani medyayla, medyanın zaten yani iyi geçindiği bir siyasetçi olmadı tarihinde, Türk tarihinde en azından. Yani burada da çok farklı değil. Mesele bizim kendi aramızdaki atışmalarda, ki o da yeni değil. Bu üslup da yeni değil. Nazlı Hoca'nın bir şeyi vardı, kitabı vardır. Yani meslek meraklıları, polemik meraklıları onu okuyabilirler. Yani Türk basında kalem kavgaları falan diye. Yani 80'li yılların, geçmişten 80'li yılların sonuna kadar yazılmıştır. Yani olmadık iş değil, haklı oldukları yer var. Yani o bizi eleştirenlerin de, bizim eleştirdiklerimizin de haklı olduğu yerler var. Özeti bu. Ama o da haber haber bazında tartışırım seninle. Mesela Ergenekon. Bizim yaptığımız da iyi bir şeydi, onların yaptığı da iyi bir şeydi açıkçası. İyisi ortada bir yerde. Ya yani onlar Ergenekon'u bir tür şey olarak kullanıyorlar. Yani polis ağzıyla konuşuyorlar. Ben polis adliye muhabirliği yaptığım için açık açık söyleyeyim. Yani ne savcıyı ne hakimi beklemeden küt diye adam infazını yapıyor. Şu şey bulundu, belge bulundu, belge nerede yok. Kim buldu? Dağ çıktı. Dağ nerede? İşte bilmem ne falan filan. Yani böyle geyik bir iş oluyor, tamam mı? Biz ne yapıyoruz? Biz de yakaladığımız açımdan cat diye yerleştiriyoruz. O da iyiydi. Yani ama bir saatten sonra oluyor mu? Olmuyor demek yanlış. Buyurun. Sonra arkanıza, sonra siz. Buyurun. Biraz önce benim gazeteme giremez dediğiniz için oradan alıyorum. Hürriyet gerçekten sizin gazeteniz mi? Yani yok, ben başka yerde çalışıyorum da Hürriyet'ten bağış alıyorum. Sizin inisiyatifiniz var mı tam olarak yok. Gazetenin üzerinde? Yok. Ben 23 sandım sadece Gülay Müdürüyüm. Başka? Yani bir holdingin neticede Hürriyet ve tabii ki onun belli bir baskısı var. Bir gazeteci ne kadar hürriyette özgür olur? Birinci sorun bu. İkincisi... Hayatta ne kadar özgür oluruz? Ya siz bayağı felsefi takılıyorsunuz. Buyurun. Ama siz yılların deneyimiyle artık bir inisiyatif... Güzel kızım, bir şey söyleyeyim sana. Bu, ya şaka yapıyorum ama şimdi sorunun gelişinden zaten belli niyet. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Sonuç olarak 4-350 küsur yazı işleri elemanı, toplamı 1000 tane olan bir şirket mutlaka bir patrona sahip. Senin o beğendiğin, yani eski romantik dönemlerde Yunus Nadi de Atatürk'ten aldı parayla kurdu. Sedat Simavi de bu gazeteyi kurarken devlet yardımıyla kurdu. Yani bir şey söyleyeyim sana, olaya öyle bakmayacaksın. Yani öyle bakarsan baştan zaten bileklerimizi karşılık keselim, bu işi bitirelim, anlatabiliyor muyum? Yani bir patron her zaman olacak. Bu patronun niyeti olacak, Amerika dünyanın patronu. Aranızda eminim ki Türkiye Amerika'nın yönettiği inanlar da var. Çünkü niyetle imkanı karıştırıyorsunuz. Yani her zaman bir niyet vardır. Fakat bunu yerine getirme imkanı her zaman mümkün değildir. Öyle bakacaksın. Yani sürekli bir, yani Aydın Doğan'ın işlerinden bahsediyorsun. Ya da Ahmet Çal'ın işlerinden bahsediyorsun. Ya da Turgay Cinler'in işlerinden bahsediyorsun. Türkiye o kadar hakikaten salak mı? Her gün yani bizi okuyan, denetleyen, beni 400 bin ortalama, onları 350 bin ortalama, ya da 200 küsur bin ortalama Habertürk okuru her gün okuyacak, her gün bakacak, anladın? Ve biz rahat rahat sadece, ya bu 1930'larda falan olurdu. Artık yani medya kadar çok tartışılan şu anda Türkiye'de, medya kadar sorgulanan az sektör kaldı. Siz evini aldın, buzdolabını bu kadar sorgulamıyorsun, farkında mısın? Bana günde 50 kuruş veriyorsun, 500 lira verdiğim ya da 1000 lira verdiğim buzdolabından daha fazla sorguluyorsun beni, ki benim seçeneğim çok. Açtın mıydı televizyonu? Her fikirden, her zikirden yayın var. İnternet, her şey var. Yani ben bir gün bir şey yazıyorum, ertesi gün aklıma gelmeyen bir yorumla karşılaşıyorum. Enis Berber, o bunu bundan yaptı diye. Yani çoğu benim için de haber oluyor. Çünkü yaşadığım ülke, belki binlerce lira verdiğim bir ürün benim yaşamımı sizin etkilediğiniz kadar etkilemiyor. Yani nasıl oluyor? Siz bir ülke gündemini etkiliyorsunuz. Abartma. Abartma. Yemek mi vermiyorsun? Ne demek o? Bayağı öyle oluyordu ondan sonra evli değilsin galiba. Buzdolabında yemek de olmuyor. Kapak da açılmıyor. Tamam. Peki sonra yok, iki kişi daha var. Yok, arkada bir hanımefendi vardı, onu pas geçtik. Siz değil mi efendim? Siyasi anlamda
siyasi anlamda şahsi anlamda sizin tarafsız olduğunuzda şirkete girdikten sonra inanabilirim. Ben şirket demiyorum, gazete diyorum. Televizyoncu musunuz? Evet. Evet. bu da inanabilirim ama patronlarla patronun çıkarlarını gözetme konusunda ne kadar tarafsız kalabiliyor musunuz ya da ne kadar tarafsız kalabiliyorsunuz? Kalmadığım zaman zaten cezayı kesiyor. Yani okur kesiyor. Ben de tam ondan bahsediyorum. Eskiden çok baskın gazeteler, çok baskın televizyonlar, çok baskın mecralar vardı. Artık bugün ya hakikaten 3 kuruşu olan internet sitesi kuruyor. Ve çoğunluk da yanlış olmak şartıyla, abuk sabuk şeyleri de dahil olmak üzere, bazen de doğruyu olmak şartıyla bir şeyler yazıyor artık. Hiç kimse, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hakikaten 30 sene önceki gazetecilik daha iyiydi falan, bunların hepsi geyik. 30 sene önce yapılan bir takım işleri çek edeceğim başka bir şey yoktu. Mesela bir Hürriyet vardı, mesela bir Milliyet vardı. Anlatıyor muyum? Bir de TRT vardı. TRT bu işlere bakmazdı. O hükümeti yağlardı. Tamam. Şimdi ya yerel televizyonları ile bilmem neyse başka bir Türkiye var. Başka bir medya demokrasisi var. Bence bu kadar medya takıntılı olmak da zaten geçecek modadır. İnan bana. Yani CNN ve NTV başladığında ben CNN kurucularından biriydim söylediğim gibi. Dünyada bütün her şey CNN ve NTV üzerine bir dönüyordu dünyada. Televizyoncuysan hatırlarsın belki. Ne oldu şimdi? Onlarca haber kanalı var. Kimse farkında bile değil. Kim çıkmış, ne demiş, ne dememiş. Yani bu bir modadır. Yani medyayı sorgulamak 2000'li yılların modası. Yani reaksiyon vermememi, canımın acımadığını söylememi beklemeyin. Yani sahtekarlık etmeyeceğim. Ama bu sınavdan bir şekilde Türk medyası çıktı. Ki ayakta hala satabiliyoruz, hala seyredilebiliyor. Anladın mı? Ürünler. Ya Ertuğrul Özkök olmak istemiyorum ama yani bu kadar da düşmanlık etmeyin. Yani sonuç olarak bu işten hepimiz ekmek kazanıyoruz. Anladın mı? Her türlü kötülüğün, yani bankacılıkta ya demin söyledim şakayla karışık alındı hanımefendi. Hatta gitmiş gördüğüm kadarıyla. Yani buzdolabı üretenler ben başladığımda banyoda bırakırdık şeyi, çamaşır makinesini, salonda bulurduk. Bu kadar dayak yemediler ya. Anladın mı? Yani Türkiye'de 50 milyar lira batırdı bankalar. 50 milyar lira. Bugünkü fiyatta söylüyorum. İçinden 2-3 tane hapis gördü. Yani medyanın yediği dayak da mübalağa aldı artık. Anladın mı? Yani tamam bunların işbirliği bilmem nesi. Bak kızım bir şey söyleyeceğim sana. Bir sorgulama yapacaksan şöyle bakacaksın. Türkiye'de bu işin siyasi ayağı kim? Devletteki ayağı kim? İş dünyasındaki ayağı kim? Medyadaki ayağı kim? Bunu sadece birine vuruyorsa bil ki bu işte sakat vardır. Yani siyasetçi olmazsa devletteki herif orada bu işi yapamaz. Medya bu işi yazmazsa, aklamazsa, birileri de bu işten para kazanıp diğerlerini beslemezse bu iş olmaz. Eleştirirken hep böyle bakın. X ismini veriyorsunuz medyadan. Bu dört ayağı kurabiliyor musun? Gel konuşurum sana. İş dünyası. Peki ona herhangi bir başbakan ya da bakan ya da devlette birisi desteklemiyorsa nasıl çalışacak? Anladın mı mantığı? Son. Buyur. Peki anlaştık. Atlamadım diyorsun. Sen daha evvel konuştuk da onu. Emin misiniz? Evet. Çok özür dilerim, pardon. Ne yapıyoruz? Ben de mi? Sen de ondan sonra beyefendi. Ben sanki size şey sordum. Özür dilerim. Ben genel olarak değil de bu sizin gelme nedeninize göre Ankara gazeteciliğiyle alakalı sormak istiyorum. Mesela, zamanıdır. Evet, gazetecilikte off the record diye bir şey vardır. Hani. Mesela bir kişiyle görüşürsünüz, size özel şeyler anlatır ama bunu gazeteye hani yazmamanız gereklidir. Bu en çok Ankara'da olan bir şeydir hani evet. Diye düşünüyorum. Ben çoğu da lüzumsuzdur da ondan çıkmaz. Restoranta gidersiniz, bir bakanla karşılaşırsınız. İşte bilmem nereye gidersiniz, onunla karşılaşırsınız. Hı. Peki Ankara gazeteciliğinde böyle bir yani Ankara gazetecilerinde böyle bir yarış var mıdır? Yani hani mesela sır saklama mı? Sır saklama. Aynı zamanda mesela o sırrı saklayamama mesela hani yani bunu haber yani yapmamız lazım. Gazeteci sır saklamaması lazım. Yani bak etik değilim diyecek, güldünüz bana ama değil. Yani ben yani bu yani kamuoyunu bilmesi gereken bir şeyse cart diye yazarım. Hiç affetmem. Yani genellikle öyle bilirler beni. Babasını bile satar derler. Doğrudur. Yani hiç yani ama bu sır dediğin şeylerin çoğu da palavradır biliyor musun? Peki böyle insanların daha az tanıdığı olur diye bir şey var mıdır? Hani mesela işte... Ben asosyal diye tanınırım, evet.
Doğru doğru tabii. Onları daha çok severler. Anlatırsın anlatırsın. Marangoz muyum ya ben? Niye anlatıyorsun o zaman bana? Yani anlatıyorum. Yani gazeteci üzerimde yazıyor işte alnında. Yani niye anlatacak? Niye sırrını paylaşıyorsun ki? Yani neyle imtihan ediyorsun beni? Mesleğimle mi? Niye? Hayır şimdi şu var. Yani kamuoyunu ilgilendiririm. Yani şeyler olabilir o muhabbetler içinde. Adamın özel hayatını ilgilendiren şusunu busunu. E orada başka zamanlarda rastladığında yazabileceğin bir haberi affedebilirsin. Onu anlarım. Ama hakikaten kamuoyunu ilgilendirmiyorsun. Ya şimdi ÖSYM Başkanı şuradan kapıdan çıktığında bulsam herifi. Herif de bana itirafta bulunsa dese ki tam becerdik işte her şeyin içine ettik anlattık falan filan. En sonunda şunu yaptım falan. Ya ben bunu yazmayayım mı abi? Pardon. Ama bunu söylerken zaten sizin yazacağınızı düşünerek söyler herhalde. Hayır bazen saf oluyorlar. Bu işin en maksimumu nedir biliyor musun? Bir kere bizim başımıza da geldi. İsveç'te Vietnam Savaşı sırasında müthiş bir fotoğraf geldi ve dünya bunu tartıştı. İsveç'te Amerikan Büyükelçiliği'nde bir Vietnam mültecisi kendini yaktı. Reuters'tı. Muhabiri de bu fotoğrafı çekti ve dünyaya yaydı ve hakikaten ciddi bir yankı buldu. Ve adama ödül falan verdiler. 3-4 sene sonra anlaşıldı ki randevuleşmişler orada. Yani kadın demiş ki ben kendimi yakacağım. Adam da o saatte gitmiş. Beklemiş üzerine başından aşağı şeyi, benzinini dökmesini, kibriti vermesini. Çekmiş fotoğrafı. Gelmiş hemen koşarak fotoğrafı geçmiş. Adamın ödülünü geri aldılar. Ve çok yoğun bir şekilde tartışıldı bu. Adam işini mi yaptı? Vicdansız bir hayvan mı? Adam kendi şöyle söylüyor. Bana ne kardeşim ben gazeteciyim diyor. Orada Amerikan deniz piyadeleri var, şusu var, busu var. Onlar müdahale etseydi. Ben gazeteci sıfatıyla oraya gittim. Bu haberdir, anladın mı? Bu haberi çektim ve dünyaya yaydım. Yaydığımda iyi oldu. Hepiniz bunu tartıştınız. Aman ne güzel habermiş dediniz, bana ödül verdiniz. Şimdi diyorsun ki sen makinanı bir kenara bırakıp kadına işte bir şekilde yardım etmeye çalışsaydın, su dökseydin, ceketini koysaydın falan filan. Bu sorunun cevabı yok. Bir düşün. Ben bulamadım bak 30 senede. Siz belki şu anda buldum diye düşünürsünüz ama bir daha düşünün. Evet, sonunda sözümü tuttum. Onun gibi yani anladım. Yani ne kadar etik, o yüzden mi etikten anlamam diyorum. Gerçekten de anlamam. Biraz başkent gazeteciliğinden ve değişen Türkiye ile ilgili bir sorum olacak. Kurumlarıyla birlikte pasifize olan, aynı zamanda asli görevlerine çekilen bir ülkenin gelecek görünüm var. TSK'nın kendi asli görevine çekilmesi, başbakanlığın ve devlet mercilerinin zayıflaması gibi evreler var. Daha az önce son olarak söylediğiniz ve daha önceki sunumu yapan arkadaşların da belirttiği gibi siyaset ilişkileri, devlet ilişkileri, medya ve aynı zamanda iş dünyasına baktığımızda farklı işleyişler ve farklı ilişkiler var. Aynı zamanda komplike ilişkiler. Yeni medyanın veya bu Hürriyet başta olmak üzere, diğer gazeteler dahil olmak üzere medyanın olduğu süreç veya olması gereken süreç nedir? Bundan sonrası için. Hocam ancak kişisel tabii bunun cevabı olacak değil mi? Yani şöyle düşün. Ben 80'de başladım yani 81'de daha doğrusu 80'de başlayamazdım. 81'de başladığında sıkı yönetim vardı. 83'te bir gün bir telefon geldi gazeteye. Mara İsmail işte İsmail Bilen ölmüş. Biz bunun ilanını basmışız Hürriyet gazetesinde bilmiyoruz. Mara İsmail diye yazınca cehalete bak ne güzel. Ondan sonra işte talebeleri diye de verenler yazınca ondan sonra İsmail Hoca gazeteyi bir hafta kapattılar. Yani biz böyle başladık merhaba diye anladın mı? Yani Bağdat'ta savaş muhabirliği yaparken başında bir adam duruyordu. İstemediği kelimeyi duydu ama dık diye şey telefona basıyordu. Ve bir daha da ondan sonra seni kovuyordu. Yani şimdi gazetecilik yapmaya niyetliysen ben sorunu anladım sen de beni anla. AKP hafif gelir bana. Yani ben bu baskıyı daha evvel Tansu Çiller'de de Mesut Yılmaz'da da askeri yönetimde de şurada da burada da gördüm. Tamam. Yani bu mesleğin fıtratında var. Memnun musun? Değilim. Ama yani bu böyle yani şimdi hayat kadını olup da namusluyum diye geçinmeyeceksin. Burada da gazeteciyim deyince de yani sana kim versin abi öyle istediğin gibi yazacaksın, çizeceksin, fotoğrafını basacaksın, herifi her gün döveceksin. Adam da kendine başbakan diyecek. Var mı öyle bir dünya? Yok. Şimdi dönemin baskılar artıyor, azalıyor, daha fazla artıyor, daha düşük oluyor. Ama 30 seneye yaydığın zaman benim gibi laçka oluyorsun. Yani o baskılarım bir kulağımdan giriyor, tek kulağımdan çıkıyor bazen. O günkü havama bağlı. Öyle. Yani sabah iyi kalktıysam daha mutlu bakıyorum. Daha az baskı hissedecekmişim gibi geliyor.
Bazen çok kızıyorum senin gibi. Senden beter küfürbaz adamın tekiyim ben. Küfrediyorum, ortalığı yıkıyorum, yakıyorum, isyan ediyorum. Bu ülkeden kaçıp gideyim diyorum 56 yaşında. Anlatıyor ama sonra bakıyorum ben boşa boşa idare et işte durumu devam edelim diyor. Ya hayat bu. Demin bir arkadaşınız onu anlatmaya çalışıyordum. Yani her gün sanıyor musunuz ki ben oturacağım, muhasebe defterini çıkaracağım. İşte sağ omuzumdaki melek diyecek ki şunu günahlarını yaz. Sol omuzdaki diyecek ki bilmem sevaplarını yaz. Böyle bir dünya var mı ya? Var mı böyle bir dünya? Ancak sizin yaşlarınızda olur bunlar. Senin için kastetmedim. Daha genç arkadaşlar anladın mı? Yani her gün bir bilanço kapatacaksın. Başka bir devre geçeceksin. Yok böyle bir şey. Hayat böyle başlıyor bitiyor. Ne halt ettiğini bilmeden. Tamam mı? Sonuç olarak birileri senin yerine bunun hesabını tutuyor zaten. İyi adamdı diyorlar gömerken ya da kötü adamdı diyorlar. Bu kadar basit. Abartmayın. Sonunda gazetecilik yapıyoruz. Anladın mı? Abartmayın. Yani bir taraftan hoşuma gidiyor. Ya medyadan neler bekleniyormuş diye böyle bir ufak hazirunlarla konuştuğum zaman. Ne kadar etkiliymişiz. Ondan sonra niye satmıyoruz diye düşünüyorum. Yani başka şeyler var. Yani beklentiler, çıtalar, ahlaki ölçüler hepsi birbirine karışmış durumda Türkiye'de. Bunda bizim de kabahatimiz var. Bizi yargılayanların da kabahati var. Böyle kapatalım isterseniz. Daha fazla saçmalamayayım ben. Hadi. Kolay gelsin size. Olur.